Sayın bayanlar, baylar, merhaba. Selam. Merhaba. Hey, hey, hop, hop, hey, hey, hop, hop. Dostların arasındayız. Hala. Güneşin sofrasındayız. Hala. Dostların arasındayız. Hala. Güneşin sofrasındayız. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden, birbirlerinin ellerine bırakarak, yıldızlara bakarak yaşamak ne güzel şey diyecekler. Genco Erkal'ın var olma nedeni tiyatrodur. Onun yerini başka hiç kimse dolduramayacak. Çünkü geçmişle ilgilenmiyor bence Genco. Gelecekle ilgileniyor. Gün oldu, tutuklandı. Gün oldu, sorgulandı. Savaşçı olmayı öğretti bana. Direnmeyi öğretti. Nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan bir kılavuz oldu o açıdan. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Genç Erkal eşittir tiyatro, tiyatro eşittir Genç Erkal. Tiyatro Genco Erkal'ın yaşam biçimini oluşturmuştur. Ama nasıl bir tiyatro? Nitelikten, kaliteden asla ödün vermeyen, insan haklarına, demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe bağlı bütün bu değerleri savunan bir tiyatrodur. Bunu yapabilmek için de birkaç rolü birden üstlenir. Yazarıdır, dramaturgudur, ekip kurucusudur, yönetmenidir, oyuncusudur. Bizler hep biliyoruz ki sanatın özünde muhaliflik vardır. Genco Erkal'ın tiyatrosu bir başkaldırıdır. Bir isyana dönüşebilir. Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Dachau kampında fırınlar yakılmamış. Atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya. Genco deli gibi tiyatroya çok meraklıydı. Lise yıllarında kendini buldu. Bulunduğumuz, beraber okuduğumuz okul bizim içimizde saklı olan şeyleri ortaya çıkarttı. Yani Robert Kolej o imkanı tanıdı ona. Bir sürü değişik oyunda oynadı ve büyük bir kabiliyetti. Hoca taklitleri yapardı falan filan. Genco yaşardı bunu her zaman. Yani ha sahneye çıkmış, ha çıkmamış. Mesela biz o zamanlar Bebek'e giderdik. Bebek'ten iner, özellikle çarşamba günleri Taksim Sarıyer otobüsünü beklerdik. 42 numara. Taksim'e giderken arkada sahanlıkta dururduk hep. Deli veyahut ne diyeyim birazcık aklı eksik bir genç numarası yapardı. Ve otobüs her durakta durduğunda hanımlar iner biner, özellikle hanımlar. Vah evladım, vah ne de güzel çocuk derlerdi. Yani o kadar iyi yapardı ki onu. Genco orada mesela gene yaşardı. Tiyatroyu yaşardı. Kemiklerine işlemişti olay. Babası ve ailesi sanıyorum ki ya tıp okusun veya öyle bir şey okusun isterdi. Bir hafta sonu Nişantaşı'nda evleri vardı. Gittik oraya ve bir ara anneannesinle karşı karşıya kaldığımız zaman bana şey dedi, hatta biraz dizini döverekten. Oğlum dedi, ne olur buna mukayyet ol dedi eski Türkçe'de. Yani göz kulak ol. Köçek olacak dedi. Halbuki biz doğru düz bir şey okusun istiyoruz dedi. Ah sizi gidi sizi. Ah sizi gidi sizi. Üşürüm, üşürüm. Bayılıyorum tiyatroya. Genco Erkal'ı ilk kez kent oyuncularında, Kenter Tiyatrosu'nda Çöl Faresi'nde izledim. Tabii o zaman Genco çok küçük bir roldeydi ve ondan sonra da bütün oyunlarını takip ettim. Aslan Asker Şuayt'ta gerçekten aşık oldum. Çok müthiş bir oyundu. Sonra tabii ki Bir Delinin Hatıra Defteri ayrı bir oyunculuk dehasıydı. Tabii ki oyunculuğunun üstüne muhakkak ki bir şeyler kattı ama biz Genco'yu Aslan Asker Şuayt'ta nasıl hayranlıkla izlediysem gencecik Genco'yu, İmparator'da da aynı hayranlıkla, son oyununda da aynı hayranlıkla izledim. İmparator, birinci aile Selasiye'nin hizmetindeydik. Hiç üniversite, diploma yoktu. Yani diploması yoktu. Okumazdı ama bilirdi. İşte
Değil mi? Bilirdi. Yani gün oldu, tutuklandı. Gün oldu, sorgulandı. Cesurane bir iş yapıyordu. Bütün politik tiyatro yapan topluluklar gibi. Ama hiçbir zaman için ödün vermedi. 30 yıldır ben Genco Erkal seyircisiyim. 30 yıldır da her sezon bir oyunu var ve ben her sezon gidip onu seyrediyorum. Bu öyle bir şey ki, koca okyanuslarda yol bulmak için fenerler vardır ya, onun orada olduğunu bilince rahatlarsın, tamam doğru yerdeyim. Yani Genco Erkal'ın bir oyununun ilanını görmek benim için her şeye rağmen hala o kadar da kötü bir durumda değiliz. Böyle bir duygu benim için. O fenerin ışığını orada görüyorum. Her hükümetle başı derde giriyor. Şimdi muhalefet yapan başka tiyatrolar da var ama onların bu kadar çok başları derde girmiyor. Neden? Çünkü Genco'nun yaptığı tiyatro sahici. O bir şey dediği vakit seyircisi ona inanıyor. Canı gönülden inanıyor. Tunus'ta bir festivalde memleketimden insan manzaralını oynuyorlar. Genco Nazım rolünde ve son satırlarda o meşhur karısına Piraye'ye yazdığı mektup. Sen üzülme karıcığım diyor. Bir tek diyor, burası çok soğuk. Bacağımın siyatik ağrısı yeniden tuttu. Sen bana bir fanila don getir diyor. Ertesi gün tiyatroya yüzlerce fanila don geliyor. İnanıyorlar, sahi zannediyorlar. Hadi bunlara boş ver, bunlar uzak bir ihtimal. Param varsa eğer, bana fanila bir don al. Tuttu bacağımın siyatik ağrısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli. Bir mahpusun karısı. Ben Nazım Hikmet'in ne anlattığını Genco Erkal'la anladım. Onun tonlamasıyla, onun bana anlattıklarıyla. O andan sonra da Genco Erkal oyunculuğu diye bir şey benim için hep var oldu. Ki öyle ki Nazım Hikmet şiirleri için düşündüğümüzde bir başkasından Nazım şiiri dinleyebileceğimi sanmıyorum. Tek istisna Nazım Hikmet'in kendisi olabilir. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemedi. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda. İnsanlar için ölebileceksin. Şimdi Genco Erkal'ı ben yurt dışında çeşitli ülkelerde Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Türkçe'de oynadığını görme şansım oldu. Alo! Kavodro! Passez-moi le directeur, tout de suite! Paris'te bir akşam oynadı tek başına. Türkçeydi bu defa. Ve o dili bilmeyenler dediler ki, ya biz bir kelime Türkçe bilmiyoruz. Bu adam dün Türkçe oynadı. Biz seyrettik ve her şeyi anladık. Böyle bir gücü var. Yıllar içinde Genco Erkal öyle bir beden dili geliştirdi ki, ama çok sıkı çalışarak, devamlı spor yaparak, enerjisini hiç düşürmeden. Kimi oyunlarda, bazı sahnelerde o beden dili adeta bir akrobasiye, bir dansa, ayine, bir törene, bir başka bir şeye dönüşür. Şimdi Genco Erkal'ın çalışma sistemi de öyle. Onun ezberi, onun her kelimenin vücut ezberi. Bu ağır bir çalışma. Yani hem sayfa sayfa, yüzlerce sayfa metinleri ezberleyecek, hem onları vücuduna ezberletecek. Hem hareketini demeyeyim, hem sahneye koyacak, hem bilmem ne. Yani tek başına tiyatro yapmak budur işte. Bunu da Türkiye'de işte o yüzden bir efsane olunuyor. Türkiye'de Genco Erkal'dır efsanemiz bizim. Çok disiplinli bir insandır. Özel hayat dediğiniz şey de tiyatroya gene mesleğine hizmet eder. Hep sahnede daha iyi olmak için uğraşır. Mesela bunun için en büyük yaptığı şey, çok disiplinli bir şekilde yaptığı şey yüzmektir. Senenin 12 ayı haftada 4-5 gün, hatta 6 gün bazen yüzmeye gider. Öyle çıpır çıpır yüzmek de değil. Bu gayet bir ritüeli vardır. 30 dakika serbest, 15 dakika sırt gibi. Hiç vazgeçmez, hiç aksatmaz, hiç azaltmaz. Hani bugün de boş vereyim demez.
Yazın yapılacak tatiller de mesela yüzmeye göre seçilir. O kadar uzaklaşır ki yüzerken sadece bir kolunu görmeye çalışırız. Eyvah gitti gelmiyor ne olacak şimdi derken. Hatta biz ona çocuklarla aramızda yüzen kol deriz. Yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak. 80'li yaşlarında sahneye çıkan Genco Erkal haftada 5 oyun oynuyor. 5 ayrı oyunlar oynayabiliyor. Bunu emin olun 30 yaşlarında tiyatrocular yapamaz. Bu kadar çok eserin ezberi, kusursuzluğu ve sahnedeki koşturmaya da varan fiziksel performansı, yani bu şaşılası bir şeydir. Bunu çok örnek alıyorum kendime. Uyguluyor muyum? Hayır. Ama Genco'nun tabii tuhaf gelecekti herkese. Çünkü biz sanatçılar içmeyi severiz. Akşamları bizi rahatlatan bir şeydir. Genco içmez. Yılda bir iki kere belki içer. Genco sigara da içmez. Bir de çok az kişinin belki bildiği, Genco çok sıkı bir opera hayranıdır. İnanılmaz sever İtalyan operalarını. Ve İtalyanca öğrenmiş operaları iyice iyi anlayabilmek için. Yani Genco o kadar iyi müzikten anlıyor ki. Yaşamak ümitli bir iştir sevgilim. Yaşamak seni sevmek gibi ciddi bir iştir. Yaşama nedeni tiyatrodur. Haksızlık etmeyeyim. Var olma nedeni aynı zamanda kızı Ayşe ve o muhteşem torunlarıdır. Çok düşkün torunlarına, hatta beni kıskandıracak kadar düşkün. Bir gün beni tanıştırıyordu birisine. Bunlar torunlarım dedi işte, Emre dedi, Selin dedi, bu da anneleri dedi. Sanki ben gelinmişim gibi yani, olacak şey mi bu? Benim çocukluğumda göstermediği, bana gösteremediği ilgiyi, vakti onlara daha özenli ayırdığını düşünüyorum mesela. Belki de bana da yaptı elinden geleni. Çocuklarımı kıskandığımı söyleyebilirim bu konuda yani. Çocukken çok daha zor geliyordu bana. Böyle daha işin içinde olan bir ebeveyni tercih ederdim. Eksikliğini çok duydum. Ama büyüdükten sonra yani ne için bunu yaptığımızı anladım ve karşılığını görünce ben de bunun bir parçası olmaktan hoşnut oldum. O çocukluk eksiklikleri geçti yani. Babamı şimdi daha iyi anlıyorum yani neden bu kadar koştuğunu. Ve koşmasından memnunum. Sağlığı el verdiği sürece küçük pazarlıklarla biz onu ayarlıyoruz yani işte. Ayda 25 oyun mu, ayda 15 oyun mu, onun pazarlığını yapıp hallediyoruz konuyu. Genco Erkal çok utangaç bir insandır. Kimse inanmıyor buna ama çok utangaç. Böyle hayranları, onu sevenler ah gelip yanına etrafını sarıp da iltifatlara falan boğduklarında nereye saklanacağını bilemez ve çok sıkılır. Hemen böyle önüne bir duvar örer. Ne diyeceğini bilemez. Valla Genco aslında biraz kapalı kutudur. Bunun bir sebebi var. Ben onu çözdüm. Çünkü geçmişle ilgilenmiyor bence Genco. Gelecekle ilgileniyor. Yarınla ilgileniyor. Yarının aydınlık gelecekler olmasıyla ilgileniyor. Bu onun özelliği. Dolayısıyla hep yarınki dünyayla ilgili konuşan bir insandı. Ama bir de şu var. Bu dışa aktaramadığı duygularını içine atar Genco Erkal. Ve içine atıp biriktirir. Genco Erkal içine attığı bütün duygularını oynadığı rollerde dışa döndürüyor, veriyor. Bize okul, bize yol, bize fabrika aç, aç, aç. Güzel günler göreceğiz. Hadi adamlar ne işte, dünyanın en büyük yalanı budur. Ben şimdi size işin doğrusunu anlatacağım bak. Esas vaziyette dur lan, ben senin ağzına sıçarım, anladın mı? Aradım bak çavuşum. Kes sesini ulan, anladın mı? Aradım bak çavuşum. Çeneni tut, salaklığı bırak, anladın mı? Anladım bak çavuşum. Dostlar Tiyatrosu parlak bir ekip tarafından kuruldu. Orada Genco'nun yanı sıra tabii ki Mehmet Akan gibi, Arif Erkin gibi, Nurten Tuç gibi, Atilla Alpöge, Şevket Altuğ gibi. Uzun sürede Dostlar Tiyatrosu'nda çok önemli yapımlar ortaya koydular. İşte Rosenberg'ler Ölmemeli'den tutun, Alpagut olayı, Galileo Galilei gibi, Brecht'in diğer oyunları gibi. Hepsi seyircinin ufkunu açmayı amaçlayan oyunlardı. Zaten politik tiyatro yaptığınız zaman sürekli
sistemle karşı karşıyasınız ve sürekli o duvarı yık yeni duvar, o duvarı yık yeni duvar. Sanıyorum sonunda Dostlar Tiyatrosu'nun Genco Erkal'la tek başına devam etmesinde hem maddi olanaksızlıklar hem de siyasi engellemeler vardır. İnatla devam eder. Bu düzene rağmen, sağlık sorunlarına rağmen, her şeye rağmen inatla devam eder. Genco'nun Türk Tiyatrosu'na katkılarını saymakla bitiremeyiz. Ama en önemlisi tabii politik tiyatroyu o kadar güzel örnekleriyle bize tanıttı, o kadar güzel örnekleriyle yaşattı ki onun yerini başka hiç kimse dolduramayacak. Kendini var etmek için her yerde olmayı seçmedi. Seçtiği yerlerde olmayı seçtiği için önemlidir Genco. Tiyatro yapan insanlar var. Kimilerinin tiyatroya katkısı daha fazla, kimilerine de tiyatronun katkısı daha fazla. Zannediyorum Genco Erkal, hani tiyatroya katkısı çok büyük olan isimlerden biri. Yani Türk tiyatrosunu inşa edenlerden biri. İnsanlarım, bir takım azizlikler, can, buluşma, Marx'ın dönüşü, simyacı, yalın ayak Sokrates, oyun sonu. Bunların hepsi benim hafızamda ayrı ayrı yerleri var. Birçoğunu da Karaca Tiyatro'da izledim. Karaca Tiyatro hayatımızın bir parçasıydı. Şimdi bakıyorum, şimdi Genco Erkal'ın bir tiyatrosu yok. Şimdi 61 yıllık bir tiyatro geçmişinden söz ediyoruz. Bugün bir adresi olmaması, bir salonu olmaması, göçebe tiyatro olarak hayatını sürdürmesi bile bence yakın tarihimize dair çok şey anlatıyor. Tiyatro sabitlikten çıkıp da daha mobil hale geldiği zaman, işte salonsuz vesaire kalındığı dönemde, baba bu kadar üzme kendini, hani artık emekli ol gibi bir şeyler söyledim. Bir tepki vermedi, beni terslemedi veyahut da kötü bir şey söylemedi ama o bildiğini okuyacaktı. Yani hiç ciddiye almadı bu lafı. Ama yapmadı tabii ki ve iyi ki de yapmamış. Onu ayakta tutan şey sahnede olmak. Hatta bilakis o bunu bence hoşuna gidiyor yani. Bu olumsuzluklar, işte önüne çıkan ketler onu daha da kamçılıyor ve daha hızlı koşmaya başlıyor. Hep öyle, hep direndi. Ben vatana haydim, yazdım. Üç yüzün üstüne kapkara haykıran bundala. Nasıl hikmet vatana haydiğine devam ediyor. Hala! Genco Erkal 1994'te ilk şarkılarını yazdım ve sonra da oratoryonun bölümleri olacak. Nazım Oratoryosu'na en büyük ilhamı verdi. Anlatıcının da Genco Erkal olması zaten bestelerken kafamdaydı. Tartışmasız ve alternatifi olmayan bir şekilde oratoryonun anlatıcısı, narratörü oldu. Halkın şairi Nazım Hikmet, onu ele almamız tabii halkın da gönlünde taht kurdu. Şunu da hissediyorum. Genco sayesinde, belki de bu oratoryo sayesinde insanlar Nazım Hikmet'i yaşamaya dair, Kerem gibi vesaireyi çok sık paylaşıyor. Bu oratoryo gerçekten bir köprü görevini gerçekleştirmiş diye hissediyorum. Edebiyatla müzik arasında ve kültürle toplum arasında. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar ve kahreden yaratan kimlardır? Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrisi, mesela benim 10 sene yatmam, laf-ı güzaf. Aynı şekilde 2008'de hayata geçirdiği Sivas 93 gerçekten benim çok 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 önemsediğim bir işti. Rüzgarın etkisiyle alevler korkunç bir hışırtıyla yükseliyor ve otelin girişi üstündeki ahşap doğramalı çekme kat tutuşuyor. Kalabalık coşuyor. Seçtiği her oyun bir temele dayanıyordu. Zaten ülkenin gidişatına gönderme olmayan oyunu yok. Brecht kabareler de öyle, bütün Nazım Hikmet oyunları da öyle, Havana duruşması da öyle, hepsi. Unutulmasın diye oynadık. Unutulmasın ki bir daha yaşanmasın. Sivas 93'ü ondan başkası yapamazdı, yapmadı da zaten. Çünkü buna hani hep şey diyoruz ya, cesaret. Konu bence sadece cesaret değil. Hayattaki önceliklerle de ilgili. Hayata bakış açısıyla ilgili. Yani Genco Erkal'ın öncelikleri arasında insanlık onuru varsa tabii ki o yapacak. Daha cesur olduğu için değil, hayata oradan baktığı için yapıyor. İnsan neyle yaşar? İnsanın eski huyu,
kendine hep bir put yapar. Oldu. Şimdi düşünüyorum, aslında Genco Erkal'ı tiyatroda gördüğümden önce sanırım TRT'de Keşan Ali Destanı'nda gördüm. Gülriz Sururu, Engin Cezzar, Genco Erkal, Mehmet Akan. Çok etkilendiğim bir oyundu. 60'larda yapılmış bir Haldun Taner oyunu ve Türk tiyatrosu için kilometre taşlarından biri ve Genco Erkal da o saç ayağının bir parçası. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır. Bağırıyorum. Koşun. Kurşun eritmeye çağırıyorum. Akın var. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşi zaptı yakın. Akın var. Güneşe akın. Mesela 2001'de Genco ile uzun uzun konuştuk ve o konuşmadan Nazım'a armağan çıktı. Türk tiyatrosunun pırıl pırıl kadın oyuncularını, yıldız oyuncularını bir araya toplamak o kadar kolay bir iş değil. Bunda tabii Genco'nun karizmasının da, yani yaptığı işe inanmanın da büyük rolü var. Müthiş bir olay çıktı ortaya. Demiri oya gibi işleyin hep beraber. Ve Aralık sonu 2022, Genco ile biz oratoryodaki şeyleri orkestra ve koro olmadan sevdiğimiz şiirleri de ekleyerek ve bir 45 dakikalık mini oratoryo. İnanılmaz bir ilgi oldu. 15 bin kişi geldi 3 konsere. Şimdi konserlerden önce ben Genco'yu yormamak için provaları bile az tutuyorken o arada prova ile konser arasında bir baktım yandan bir sesler geliyor. Genco Erkal asistanıyla bir ay sonra sahneye koyacağı, ilk kez oynayacağı İmparator adlı oyunu ezber çalışıyor ya. Yani ama sahneye çıkmaya yarım saat kalana kadar artık, yani ben böyle şaşırdım, bir şey diyecektim yani, yorulmuyor musun diye. Ona çalışıyorlar, ondan sonra üstünü değişiyor. Arenada 5000 kişinin önüne çıkıyor. Kusursuz ama harf hatası olmadan 3 performans gitti. Bu hakikaten şaşırtıcı bir şey yani. Demek bu onu motive ediyor. Bu kadar çok efor. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Ömrüm boyunca şahit olduğum en önemli olaydır. Bundan sonra da hiçbir zaman unutamayacağım bir akşamdı. Normal olarak konsere gidersiniz, konser biter ve sanatçıyı alkışlarsınız. Ama Genco adımını salona attığı anda 5000 kişi ayağa kalktı. Bu olmaz. Dünyada eşi görülmemiş bir olaydır ve sanıyorum bundan sonra da görülmeyecektir. Onun bütün yaşamını alkışlıyordu bence. Benim duygum oydu. Yani Genco Erkal olmayı, olabilmeyi, bizi şaşırtmamasını, üzmemesini, bizi hayal kırıklığına uğratmamasını, o tutarlılığını, o adammışlığını alkışladı herkes onu. Ve tabii ki teşekkür etti. Genco belgeselinde söylediği bir cümle vardı. O benim hafızamdan hiç çıkmaz, diyor ki ya ben yaşamımın anlamını buldum. Yani yaşamın anlamını bulmak ve yaşama anlam katmak, hayatta yani bir insan için daha değerli ne olabilir ki? Bunu bulup o yaşamının anlamıyla yaşıyor ve şunu söyleyebilirim. Sanırım yani Genco Erkal bana, benim kuşağıma çok kılavuzluk etti. Nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan bir kılavuz oldu o açıdan. Bir anlamda bir kaşıkçı elmasıdır. Türk tiyatrosu için ve Türkiye için kişi olarak da. O güne kadar hiç düşünülmemiş soruları sordurabilir. Tartışma alanı açar. Eleştirel bakışı sağlar. İlk günden, daha çok gençliğinden, en yeni gençliğine kadar bu hep böyle. Genco, iyi ki varsın. Babamın verdiği bu tiyatro savaşının meyvelerini topluyor olması çok gurur verici geliyor bana. Savaşçı olmayı öğretti bana. Direnmeyi öğretti. Sorgulamayı, eleştirmeyi öğretti. Bence halka da bunu öğretiyor zaten. Aşıladığı mesaj bu gibi geliyor bana. Genco Erkal, dünden bugüne aldığı bütün ödülleri, seyirciden aldığı alkışı, sevgiyi sonuna kadar hak eden bir sanatçı. Genco Erkal'la hepimiz teşekkür borçluyuz. Her zaman
sanatını bu kadar emek vererek, bu kadar iyi yaptığı için, bu kadar detaylandırdığı için ve bu kadar imkansızları başardığı için ve Türkiye'ye belki 65 bir yıl oynadığı için hepimiz müteşekkiriz. Benim kullanabileceğim tek kelime teşekkür etmek olurdu. Yaşadım diye bilmen için yaşadım.